Oruç tüm ibadetler gibi semboldür. Hiçbir ibadet kendisiyle, kendisinden müteşekkil değildir. Ne demek bu? İbadetin vermek istediği şey ibadet kadar değildir. Çok daha büyüktür. Her emir ve yasağın ahlaki uzantıları var. Hukuki uzantıları var. Fıkhi uzantıları var. Tefekkür ve düşünceye dair uzantıları var. Kalbe, duyguya ve efendim gönül dünyamıza dair uzantıları var. Ruha dair uzantıları var. Vicdana dair uzantıları var. Akla dair uzantıları var. İradeye dair uzantıları var. Mesela oruç. Orucun iradeye bir söylediği var. Yani iradeye bir getirdiği azık var. İradeye getirdiği azığı almayan bir insan oruç tutmuş ama iradesine oruç tutturmamış demektir. Yani onun Ramazan onun iradesine gelmedi. Daha doğrusu onun iradesi oruç yedi. Farklı bir şey değil mi? O oruç tuttu. Midesi oruç tuttu. Ama iradesi oruç yedi. Niye? Çünkü oruçtan iradesine gelmesi gereken payı almadı. İradesi güçlenmedi. Günaha karşı dirençli olmadı. Yani oruca girmeden evvel irade katsayısı neyse, oruçtan çıktıktan sonra irade katsayısı oysa eğer, aynıysa eğer, onun iradesi oruç yedi. Bu ayrı bir şey. Akıl, akla bir pay vardır oruçtan. Oruçtan akla bir pay düşer, düşmez mi? Düşmeyecekse oruç ne işe yarar Allah aşkına? Eğer Ramazan aklınıza bir pay getirmiyorsa gelmez. Ramazan'dan önceki akılla Ramazan'dan sonraki aklınız arasında manevi akıl terazisinde ölçüldüğünde fark olmalı. Fark olmalı. Fatır suresinin giriş ayetinde buyurulduğu gibi Allah dileyenin kapasitesini artırmayı diler. Dileyenin kapasitesini artırmayı diler. Aklımızın kapasitesini artırmayı diliyorsak eğer, Rabbimiz ona ilave akıl inzal eder. Çünkü akıl da Allah'tandır. Haris el-Muhasibi boşuna mı söylüyor? El-aklu anillah. Akıl Allah'tandır. Bitti. Nokta. Onun için aklımız eğer Ramazan'dan öncekiyle Ramazan'dan sonraki aklımız aynı ise aklımız oruç yemiş demek. Vicdanımız bu üçü de pasifse yok hükmündedir. Keellem yekun. Yok hükmünde. Aktifse, faal ise var hükmündedir. Onun için akılsız dediğimiz adamın aklı olmadığı için akılsız değildir. Aklını kullanmadığı için. La ta'kilune biha. Akletmediği için. Dolayısıyla ona akılsız diyor. Vicdansız dediğimiz adam vicdanı olmayan adam değildir. Allah vicdansız mükellef kılmaz. Mükellef kıldığı herkes vicdan sahibidir. Peki nedir? Vicdanını kullanmıyor. Atıl vicdan. Aktif değil. Atıl vicdan. Faal vicdan olduğu zaman o vicdanla olmuş oluyor. Onun için Ramazan vicdanları harekete geçirmeli. Eğer geçirmiyorsa o zaman nasıl olacak? Niye aç kalıyoruz? Niye aç kalıyoruz? Niye aç kalıyoruz o zaman? Eğer açlığı ta iliğimizde hissetmeyeceksek. Bayrama hak etmiyoruz demektir. Bayram sevindiğiniz kadar değil, sevindirdiğiniz kadar bayramdır. Sevindirdiğiniz. O zaman nasıl olacak? İşte Ramazan vicdana da gelecek. Sadece mideye, sadece sofraya, sadece sahura, sadece iftara gelmeyecek. Pideye, güllaça gelmeyecek. Vicdana da gelecek. Ne olacak? Ramazan'dan önceki vicdanımızın üstüne ilave olacak. Allah vicdan inzal edecek. İnzal edecek. Ramazan bittiğinde vicdanımız da doymuş olacak. Aklımız, irademiz, vicdanımız, yani ruhun üçüzleridir bunlar. Ruh böyle doğar, doyar. Ruh böyle, ruhun üçüzleridir bunlar.
Allah'ın üflediği ruhun üçüzü akıl, irade, vicdan. Bu üçü doysun diye beden aç bırakılır. Onun için Ramazan gelir.